Kanatlı sektörü tüm yönleriyle ele alındı, hedefler belirlendi. Kanatlı sektörün üssü, kanatlının da Manisa olarak başkenti olarak bu gücümüzü ifade ediyoruz. Sektörün geleceğinin tartışıldığı Manisa Kanatlı Çalıştayı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün organizasyonunda sektör paydaşlarını buluşturan Çalıştay'ın açış konuşmasını İl Müdürü Metin Öztürk yaptı. Manisa'da 1000 adet işletmemiz var kanatlı sektöründe yetiştiricilik yapan ki bunlarda 2000 tane kümesle bu güce güç katıyorlar. Dolayısıyla bu bizi nereye taşıyor? Broilerde yani etçi tavukta Türkiye birinciliğine, hindide Türkiye birinciliğine, yumurtacı tavukta da Afyon'un arkasından Türkiye ikinciliğine taşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Metin Türker, kanatlı sektörünün ihracattaki başarısına dikkat çekti. Dünya gelişmelerini yakından takip eden bir sektör var. Ve en son teknolojileri çok iyi bir şekilde kullanan bir sektörümüz var. Tarım TV'nin sorularını da yanıtlayan Genel Müdür Türker, sektörün Türk tarımı için çok önemli olduğunu kaydetti. Hem üretimi açısından hem de bunun ihracatı açısından Türkiye çok önemli bir noktada. Bu açıdan hatta Avrupa'da da ikinci sıradayız. Beyaz et sektörü aslında sadece gıdayla da değerlendirmek doğru değil. Gıdanın dışında özellikle kırsal istihdam açısından, ihracata gelir kaydetmesi açısından son derece önemli bir konu. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Manisa'nın kanatlı sektörünün başkenti olduğunu söyledi. Bu dinamik sektörü daha da dinamik hale getirmek, ekonomik olarak daha da büyük bir potansiyel ulaştırmak için buradaki çıktıları kullanacağız genel müdürlüğümüz olarak da. Bize çok yol gösterecek çünkü insan beslemesinde en ucuz protein ve en de sağlıklı protein kaynağından bir tanesi, çok önem veriyoruz. Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sedat Ildız da kanatlının stratejik bir sektör olduğunu vurguladı. Bunlardan çıkacak sonuçları biz bakanlık olarak da bize gelecek önerileri yapmamız gereken gerek mevzuat olsun, gerek kontrol noktasında olsun gerekli önerileri alıp çalışmalarımızda inşallah bunları göz önünde bulunduracağız. Kanatlı Çalıştayına katılan uzmanlar programın sektöre katkı sağlayacağını belirtti. Tavuk eti üretiminde çok iyiyiz. Peki dünyada ne durumdayız? Gerek tavuk etinde gerek yumurta üretiminde dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Bingür Sönmez, tavuk eti ve yumurta tüketimi ile ilgili önemli bilgiler verdi. Gerek yumurtada gerek tavukta zarar olan hiçbir şey yok. Ayrıca ciddi protein deposu ikisinde keşke daha çok olabilse. Sadece tavuk değil, hindi aynı şekilde, kaz aynı şekilde ciddi protein depoları bunlar. Ve törenlerin hepsi şehir efsanesi. Marketlerde satılan, her yerde satılan yumurtayı da tavuğu da gönül rahatlığıyla alıp yiyebilirler. Çocuklarına yedirebilirler. Bakın yumurta için bir slogan geliştirmiştik. Gün aşırı bir yumurta, doktor bana dokunma. Kanatlı sektörüne teknolojik yatırımlar yapan Manisa, hedeflerini büyütüyor, uluslararası organizasyonlara hazırlanıyor.